ilahe illa hu. El hayyel kayyum ve etubu ileyh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hürmeti habibikel emin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyni Allah. Femen kâne fî kalbihi gayrullah fehasmuhu fiddâreyni Allah. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mübin Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Muhterem müminler, aziz müslümanlar, geçen dersimizde dinsiz olmanın sebepleri üzerinde sadece sebeplerden bir tanesiyle alakalı Kur'an-ı Mübin'den bir ayeti açıklamaya çalışmıştık. Eğer zamanımız müsait olursa bir diğer sebebe daha temas edeceğiz. Hemen hemen tespit edebildiğimiz kadarıyla bir kimsenin dinsiz olmasının, ateist olmasının, Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor olmasının benim tespitime göre 8 tane sebep buldum. Belki daha çok olabilir, daha az olabilir. Ama gördüğümüz kadarıyla insanların dinsiz olması, imansız olması, Allah korusun Allahsız olması, günümüzün tabiriyle ateist olması tabii ki bir takım sebeplere bağlı. Bunların başında geçen cuma anlatmaya çalıştığım düşünme dediğimiz, Kur'an tabiriyle tefekkür dediğimiz, sadece insana verilen bu hususiyeti, bu kabiliyeti, bu enerjiyi sarf etmemekten kaynaklanan bir sebep olarak izah ettim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri insanı yaratmak murad ettiği, arzu ettiği zaman o insanın mayasına, esasına, hamuruna, çamuruna, neyse temeline başka mahlukata vermediği bazı özellikler, bazı üstünlükler, bazı kabiliyetler ilave etmiş. Bu üstünlüklerden ve kabiliyetlerden bir tanesi de tefekkür şeddeyle, tefekkür yani düşünebilme kabiliyeti. Bir hayvan 100 sene yaşasa nereden gelip nereye gideceğini düşünemez. Mümkün değil. Allah ona bu kabiliyeti vermemiştir. Nereden geldi, nereye gidecek? Bunu hayvanlara düşündüremezsiniz. Hayvanları bu istikamette zihinlerini çalıştıramazsınız. Ancak insandır ki nereden geldim, niçin geldim, nasıl geldim, niçin dünyadan ayrılıyorum, niçin toprağın içine gömülüyorum, niçin ölüyorum, niçin göçüyorum, niçin vefat ediyorum? Düşüncesi insanın beynini kemirmektedir. İstesen de istemesen de. Bu da yalnız insanlara verilen bir kabiliyettir. İşte bir insanın nereden geldiğini ve nereye gideceğini bir saniye düşünse bir adam, Allah'a yeminle söylüyorum ki dinsiz olamaz. Nereden gelip nereye gireceğini. Dinsiz olmak mümkün değildir. Ama düşünmek şartıyla. İşte Kur'an-ı Mübin evvela bu noktaya temas ediyor. Dinsiz insanı, ateist insanı, Allah ve ahirete inanmayan insanı evvela ülaike kel en'ami, onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir diyor. Bu Kur'an'ın takdiridir. Nereden geldiğini, nereye gideceğini, neden dünyaya geldiğini, neden dünyadan gittiğini düşünemeyen insanları
Hazreti Allah Celle Celaluhu hayvanlara benzetiyor. Unutmayalım. Ülaike, işte bu düşünemeyen, beynini çalıştırmayan, zihnini çalıştırmayan, aklını işletmeyen, nereden gelip nereye gideceğini düşünmeyen insanlar, kel en'ami, çayırda otlayan öküz gibidirler. Sübhanallah. Şu Kur'an'a bakın ya. Hayvan. Yani hayvanlıkta müşterek bir noktaya geliyorlar. Çünkü hayvan gerçekten düşünemez. Niye hayvan olduğunu mümkün olsa da hayvanlara sorsak, niçin hayvansın? Vallahi cevap veremez. Niçin bu çayırda otluyorsun? Cevap veremez. Niçin dünyaya geldin ey hayvan? Cevap yok. Niçin kesiliyorsun? Cevap yok. Ama insan bunun dışındadır. Cevap vermesi lazım. Allah-u Teala insana bir zihin, bir fikir, bir düşünce özelliği ve enerjisi vermiş düşünülesin. Bundan dolayı da doğumundan ölümüne kadar insanlar eğitime muhtaç. Eğitim, Arapçası talim ve terbiye, uydurma Türkçesi eğitim, tahsil, terbiye, ölünceye kadar insanlar tahsile muhtaç, terbiyeye muhtaç, talime muhtaç, öğrenime muhtaç, doğumundan ölümüne kadar. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem çok tatlı bir hadisinde biliyorsunuz ne buyuruyor? Utlubul ilme minel mehdi ile lahdi. Beşikten mezara kadar ilimi ara, ilim iste. Çünkü muhtaçsın. Demek ki Allah-u Teala insanların muhtaç olduğu ilim, sanat, ustalık, başarı, beceri neyse bunları doğuştan insanlara vermemiş, ömrü boyunca yapacağı tahsil ile, yapacağı öğrenim ile, önünde çalışacağı ustayla almak suretiyle yaratmıştır. Ama bakınız hayvanlara gelince, hayvanlar neye muhtaçsa, hangi beceriye, hangi usule, hangi işe ihtiyacı varsa, neye ihtiyacı varsa, neyi yapmak için o hayvan yaratılmışsa, o hayvana lazım olan usulü, uslubu, sanatı, kabiliyeti Allah hayvanlarda akıl, fikir, düşünce, talim, terbiye olmadığı için hayvanlara doğuştan vermiş. Hayvanlara lazım olan kabiliyeti eğitimle elde etmekle değil, doğduğu zaman daha onun mayasında mevcut olarak yaratmış. Acaba anlaşılıyor mu? Bir misal vereyim. Tavuk dediğimiz hayvan, yumurtayı üreten hayvan tavuk diyelim. Tavuğun altına tavuk yumurtasını koyarsanız, tavuk da kuluçkaya yatarsa, o tavuğun yumurtasından ne çıkar? Tavuğun civcivi çıkar. Bu kadar basit. Tavuğun altına koyduğunuz kuluçka yumurtalarının arasına bir tane de ördek yumurtası koyun. Ördek. 10 tane tavuk yumurtası, bir tane de ördek yumurtası koyun. Kuluçka mühleti tamamlandıktan sonra tavuğun yumurtasından tavuk civcivi, ördek yumurtasından da ördek civcivi çıkacaktır. Şaşmaz, Allah'ın nizamı böyle. Fazla derin olmayan bir leğenin içine bir miktar suyu koyun. Tavuk yumurtasından çıkan tavuğun civcivini leğenin içine atın. Derhal boğulur. Yüzmek denen şeyden onun bir payı ve hissesi yoktur. Yüzemez. Tavuğun civcivi anında suda boğulur. Ördek yumurtasından çıkan ördek yavrusunu, ördek civcivini o leğenin içine koyun, otomatik olarak yüzmeye başlar. Anında yüzmeye başlar. Niye? Doğuştan o ördek yavrusunun parmak aralarında perdeli doğmuştur. Hani şu parmak arasında perde vardı ördek yavrularında. Yüzerken su aradan kaçıp da yüzmeye engel olmasın diye parmakları böyle perdeli doğmuştur. Kendisine lazım olan yüzgeçlikle alakalı bütün malzeme daha doğuştan o civcive verilmiş mi verilmemiş mi? Verilmiş. Sonradan kazanmaya gerek yoktur. Bütün hayvanlar böyle.
yaratılıştan o hayvana lazım olan malzemeler veriliyor. Ama bir insanın yüzmeyi öğrenmesi için kursa gitmesi lazım. Uzun bir eğitim görmesi lazım denizde yüzmek için. Ama bir ördek yavrusu böyle bir eğitime, böyle bir muallime, böyle bir kursa ihtiyaç duymadan doğduğu gün ördek yavrusunu leğene koyarsanız yüzmeye başlar. Allah böyle istemiş, böyle yaratmıştır. Ama insan zihnini çalıştıracak, aklını çalıştıracak, beynini çalıştıracak, öğrenecek, zorlayacak, isteyecek, tekrar edecek. Bir sürü meşakkatı var insanın. Bunun için insan eğer düşünürse, eğer kabiliyet insanın özüne, mayasına verilen bu düşünme kabiliyetini çalıştırırsa dinsiz olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Nitekim Rabbimiz şu ayet-i kerimede A'raf suresinin 179. ayetinde bu gerçeği şöyle ifade ediyor. لَهُمْ كُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri vardır, kalp. Kalp dediğimiz biliyorsunuz bir organ var, kalbimiz. Onların kalpleri, Arapça bir kelime zaten kalp kelimesi, Türkçe bir kelime değil, kalp. Bunun çoğunda kulüp diye geçiyor, kalpler demek. Onların kalpleri, yani inkarcıların, dinsizlerin, ateistlerin kalpleri vardır, kalp namında bir organları vardır, fakat o organı işletmedikleri için, onun niçin kendilerine verildiğini düşünmedikleri için hiçbir şey anlayamazlar. La yefkahune biha. Hiçbir şey anlayamazlar. Devam ediyor. Ve lehum e'yunun. Onların iki tane gözleri vardır. Ama bu gözlerin niçin kendilerine verildiğini, bu gözlerin hikmetinin ne olduğunu düşünmedikleri için la yubsirune biha. Hak ve hakikati göremezler. Göz, bakın iki tane gözümüz var. Hiç unutmam bu ayet-i kerimeden aldığım bir hikmet ile, belki daha evvel de söylemişimizdir, muhtelif vaazlarımızda nakletmişizdir ama yeri geldiği söyleyeyim onu da. Buradan aldığımız hikmet ile çok ehemmiyetli iki devlet memuru kardeşimizi düşündürmüştük. Biraz sonra arz edeyim onu da. وَلَهُمْ اَذَانٌ Onların iki tane kulakları vardır diyor. Herkes gibi onların da kulakları var. Kimin? Onlar dediği dinsizler, ateistler. Allah ve ahirete inanmıyorum diyenler. Geçen de anlatmıştım bunlarda. Şu anda bunlardan hayli kabarık insan var Türkiye'de. Allah'a ve ahirete inanmadığını söyleyen bir sürü hayvandan daha aşağılık gazeteciler var Türkiye'de. Allah'ın anlattığı, şu ayetlerde anlattığı kişiler dolu. Her gün bu yazarlar, her gün bu gazeteciler Türkiye'de yazı yazıyorlar, okuyuculara, millete hitap ediyorlar ve ellerinden gelen bütün gayretlerini dinsizlik namına sarf ediyorlar. Türkiye'de şu anda korkunç derecede sektörler var, rektörler var, dekanlar var, bakanlar var, gazeteciler var, yazarlar, tiyatrocular, sinemacılar ve af buyurun kerhaneciler var. Hepsi birden Türkiye'nin vallahi dinsiz olmasını istiyorlar. Dinsiz olmasını. Bir dinsiz, diğer insanların da dinsiz olmasını istiyor. Böyle bir istekle, hızlı bir tempoyla çalışıyorlar. وَلَهُمْ اَذَانٌ Bu dinsizlerin herkes gibi kulakları var, bakın kulakları var. لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Bir gün olsun ezan-ı Muhammed'i işitmezler. Bakın ezan, Hakk'ın sesini duymazlar diyor. İşte ayetin devamında, اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ İşte onlar, çayırlarda, bayırlarda, otlaklarda, meralarda, yaylalarda otlayan iki dört bacaklı hayvanların ta kendileridir. Velhum edallü, belki aksine o hayvanlardan daha sapıktırlar. Ülaike humul gafilun, tam gafil olanların ta kendileri bunlardır. Gafil. İşin sonundan haberleri yok bu adamların. Gafil demek, işin sonundan haberi yok. Efendiler, bir kere daha arz edeyim. Bir mobilya mağazasında oturuyorduk. 10-15 Müslüman arkadaş var, sohbetleşiyoruz. İçeriye
resmi kıyafetli iki tane memur geldi. Yaklaştılar, baktılar bir sohbet var, bir araya gelmiş insanlar. Kenarda durdular, selam da vermediler, topluluğun da içine katılmadılar, kenarda durdular. Ben dedim ki mağazanın sahibine, arzularını bir sor bakalım, böyle bekleyip durmasınlar dedim. O da sordu, taksit ödemeye gelmişler, taksit. Mal almışlar vaktiyle, bir şey ödemeye gelmişler. Neyse, buyurun dedik, vaktiniz varsa sohbet ediyoruz kardeşler, memur kardeşler. Kardeşimiz bunlar. Yani bir devlet memuru, devletin memuru oldu diye Müslümanlıktan çıkar mı Müslümanlar? Çıkmaz, kardeşlerimizdir. Müslüman olduğu takdirde polis de benim kardeşimdir. Subay da, assubay da, amir de, memur da, zabıta da hepsi kardeşimiz değil mi? Amenna kardeşimiz. Üniformalı olsun, üniformasız olsun hepsi kardeşimizdir bunların. Böyle azar azar yaklaştılar toplumumuza, sohbet halkamıza, böyle çekine çekine girdiler. Girdiler efendim. Mevzumuz dini konuları konuşuyoruz. Bir süre dinlediler. Fakat biz istedik ki onlar da konuşmaya, sohbete katılsınlar. Üç beş kelime de onların ağzından alalım. Susup duruyorlar. Konuşmuyorlar. Ben konuşsunlar diye konuyu açmak için bir soru sordum. Dedim ki memur kardeşler, Allah razı olsun geldiniz, sohbete de katıldınız. Bir şey sorsam acaba münasip olur mu olmaz mı? Olur dediler, buyurun dediler. Nedir dediler? Dedim ki Allah ile münasebetiniz nasıl dedim. Allah ile aranız iyi mi kötü mü? Belki de hayatlarında ilk defa böyle bir sualle karşılaştılar. Anormal baktılar, eksi, tatsız baktılar. Ne demek dediler kardeşim Allah ile bir adamın münasebeti? Ya dedim ki yani bak insanlarla münasebetimiz var, patronlarla, amirlerle, devletle münasebetimiz, hükümetle münasebetimiz, çocuklarımızla münasebetimiz, ailemizle münasebetimiz var. Bizi yaratan Allah ile münasebetlerimiz olmaz mı? Olur dediler. Olmaz mı ya Allah ile münasebetimiz? Ne anlama sordunuz dediler. Ne anlama sordunuz? Ne manaya sordunuz? Dedim ki Allah ile münasebetleriniz nasıldır sualinden maksadım. Günde 5 defa namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Eyvah! Mayın tarlasına bastık sanki ya. Adamlar patladılar. Dediler biz namaz kılmıyoruz. Dediler biz devlet memuruyuz. Nöbetimiz var, vaktimiz belli değil. İşte güvenlik görevlisiyiz. Akşamın ne zamanında geleceğimiz belli değil. Sabah ne zaman? Dedim ki kardeşler, günde 5 vakit namaz kılmak için kitaplarda, İslami kaynaklarda hiçbir özür kabul edilmemiştir. Hakikaten yoktur. Namaz kılmamanın vallahi çok mühim 5 meseleden gayrı mazereti yoktur. Namaz kılmamak için sabi olacaksın, sabi, sabi yani çocuk. 2, deli olacaksın, deli, aklı çıkmış. 3, ölü olacaksın, artık teneşir tahtasına ölmüş adam, ruhu çıkmış. Yahut komaya girmiş bir hasta. Komaya girmiş hastadan başka hiçbir hastalık namazı terk etmeye özür sayılmamıştır. Koma. Komaya girmenin ne olduğunu biliyorsunuz, açıklamaya gerek yok. 5. de namaz kılmamak için bir adamın kafir olması lazım. Çünkü Allah kafirden namaz istemiyor. O halde Allah sabiden, çocuktan namaz istemiyor 1. Deliden namaz istemiyor 2. Ölüden namaz istemiyor 3. Komaya girmiş hastadan istemiyor 4. Kafir olandan namaz istemiyor 5. Bunun dışında namaz kılmamanın vallahi bir özrü yoktur. Peki niye kılmıyorsunuz deyince demin dedim ya mayın tarlasıymış herifler. Patladılar. Dediler ki efendim dediler. Biz dediler devlet memuruyuz. Aldığımız belli, verdiğimiz belli. Aldığımız 4 tane koltuğun parasını bile 2 senede ödeyemiyoruz. Arsamız yok, kasamız yok, kesemiz yok. Mağazamız yok, altımızda dediler arabamız yok, Mercedes'imiz yok. Biz niçin namaz kılalım? Allah kime mağaza vermişse o kılsın. Kime Mercedes vermişse o kılsın. Bize, namazdan bize ne, Allah'tan bize ne demesin bana. Korkunç. Allah bize ne vermiş ya diyor. Hiç unutmam hadiseyi.
Allah diyor kime vermişse bu diyor serveti, şöhreti, Allah kime vermişse bu mağazayı, Allah kime vermişse diyor bu trilyonları, onlar namaz kılsın diyor. Ben niye namaz kılacağım ulan? Allah bana ne vermiş? İşte adam oldu dinsiz, görüyor musun? Oldu dinsiz ya. Dedim ki memur kardeşler, vallahi yanılıyorsunuz dedim, yanlış düşünüyorsunuz. Düşünemediniz. Allah bana ne vermiş ki diyorsun ya, ne vermemiş ki lan dedim. Yok dedi vallahi dedim, arsam yok dedi, evim yok, mülküm. Hala o gayrimenkul zannediyor bu işler. Dedim ki bir soru daha soracağım, kusura bakma. Ama böyle sohbetlerde Müslümanlar kızmayacaksınız. Kızarsan, şiddetlenirsen davayı kaybedersin. Yavaş, yumuşak, alttan alacaksın. Dedim ki bir soru daha soracağım dedim kardeşler, buyurun dedim. Dedim ki Cumhurbaşkanlığı makamından bir yazı gelse size, resmi Cumhurbaşkanlığı yazı. Ey benim devletimin memuru, İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında kaç tane yalı, kaç tane villa, kaç tane apartman varsa hepsini sana vereceğiz. Sen de iki tane gözünü çıkartıp devlete vereceksin diye bir yazı gelse dedim, sen iki gözünü ver, biz de sana İstanbul'un boğazının iki yakasındaki bütün yalları verelim derse, bunu kabul eder misin, etmez misin dedim. Vallahi etmem dedi. Niye etmezsin? Gözümün görmediği yalıyı ben ne yapacağım dedi. Hani demin dedim kardeşim Allah bana ne vermiş ki diyordun. Bak İstanbul'u veriyorlar ki sana gözünü vermiyorsun. Bu gözünü ana rahmine dedim, baba mı taktı lan bu gözünü suratına? Kim verdi bu gözü? Adam vallahi durdu, bir şey söylemedi. Ve hızla mağazadan ayrılıp gittiler. Eyvah dedik ya, baltayı taşa vurduk. Herifler başımıza bir iş çıkartacaklar diye düşündük. Bir şey çıkmadı, haftası olmamıştı ki mağazanın sahibinden telefon geldi. Hocam dedi, acele buraya kadar araba gönderiyorum, gelebilir misin? Ne var değilse ben bir şey sorma dedi, bir durum var. Geldi araba beni aldı, geldim mağazaya baktım, o iki memurun ikisi de orada. Dediler ki hocam biz bugüne kadar hayvanmışız dediler. Aynı Allah'ın dediği gibi yani. Allah böyle demiyor mu? Hayvan bu adam. Düşünememişiz. Yanlış düşünmüşüz dediler. Sapık düşünmüşüz. Şimdi işin farkına vardık. Bize dediler bir kitap listesi vereceksin. Biz bilgimizi artırmak için kitap okuyacağız. Hemen orada yazdım bazı mühim kitapları, görüştüm, verdim. Hatta bir kısmını da mağazanın sahibi sağ olsun aldı, hediye etti. Ve böylece o iki arkadaş hala beş vakit namazdan da başka şu anda cihad eden iki insan oldular ya. Bir düşünmekle, bir kelimeyle yani. Bak düşünmek ne kadar mühim. Allah bana ne vermiş ki diyor. Ondan sonra iki tane gözüne karşı İstanbul'u kabul etmiyor. Allah insana neler vermiştir de ancak düşünenler bunun farkındadır. Ana rahminde görüyorsunuz yani iki tane göz takılıyor ana rahminde çocuğa. İki tane göz takılıyor ama o göz orada çalışmıyor. Ana rahminde göz çalışır mı çalışmaz mı ne dersiniz? Evet. Çalışmaz, o da göze lüzum yok. Zaten çalışmaz, niye? Karanlık. Karanlıkta göz çalışmaz. Işık yok orada, güneş yok ana rahminde, karanlık. Daha niye bu iki tane göz takıldı? Yeni bir dünyaya gelmeden önce lazım olan gözü Allah orada takmış. Lüzumu var onun için takmıştır ya. Bunu bir saniye düşünse dinsiz olamaz bir adam. O halde dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nde olursa olsun, her dinsiz hayvandır. Her dinsiz adam namussuzdur. Her ateist adam şerefsizdir. Her dinsiz ateist adam kafirdir. Her dinsiz adamın haysiyeti ve namusu şerefi yoktur. Her dinsiz adamın hiçbir kutsiyeti, kutsallığı yoktur. Yeryüzünde eti yenmeyen hayvandan da aşağılıktır. Bu Kur'an hükmüdür. Ben söylemiyorum ya. Düşünmüyor adam. Ana rahminde insana, insan yavrusuna ağız diye bir yer veriliyor. Ağız var. Ana rahmindeki çocuğun ağzı var mı yok mu? Var. Ama ağız ana rahminde bir işe yarıyor mu? Yarar mı Müslümanlar? Yaramaz, çalışmaz orada. E nereden besleniyor çocuk? Ağzından değil mi? Değil. Göbek hortumuyla besleniyor. Bundan hemen hemen 1200 sene evvel Müslümanlar, 1200 sene evvel yaşayan bir alimimiz var. Bakın 1200 sene evvel veya 1150 sene evvel diyelim. Yaşayan bir alimimiz var. Kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bak ne kadar eski, görüyor musunuz? 1150 sene evvel. Ve Sübhanallah. İmam-ı Azam Ebu Hanife.
Numan İbni Sabit rahmetullahi aleyh bir gün medresede otururken bir heyet geldi karşısına. Çok böyle gelirler. Hele ismi yayılmış, ismi duyulmuş bir hoca felakete uğramıştır. Her taraftan gelirler. Bir kere ismin çıktı mı canın çıktı senin. Adın çıktı mı canın çıktı. Geçenlerde dediğim eteği oluyor. Gecenin saat 2:30'u. Gece ya saat 2:30. Yatmışsın tabii. Sabah namazına kalkacaksın. Öyle acılı telefon çaldı ki böyle. Gecenin sessizliğinde telefonun sesi de çok şiddetli oluyor. Telefon çaldı, aldım. Esselamu aleyküm hocam. Bir adam telefonda. Gece saat 2:30. Buyurun dedim kardeşim, hayırdır, yangın mangın mı var? Yok hocam dedi, Allah razı olsun dedi. Bir rüya gördüm de sıcağı sıcağına sorayım dedim. Hayvan oğlu hayvan ya. La bu saatte rüya sorulur mu? Ama hocasın ya, adın da çıkmış. Ne uyuyabilirsin, ne oturabilirsin. Ben çocuklarımın yüzünü göremiyorum. Gelen geliyor, götüren götürüyor. Kızdım mızdım ya, gözümün kapağını siliyorum. Ne rüyası be? İmam-ı Azam da tabii rahmetullahi, her taraftan gelenler var. Bir heyet çıkıp geliyor karşısına. Siz kimlersiniz diyor Hazreti Ebu Hanife. Diyorlar ki biz ateist, Allah tanımayanlarız. Öyle böyle yani. Şimdi de var. Hiç şey değişmiş değildir yani. Kıyamete kadar olacak, merak etmeyin. Biz Allah mallah tanımayanlardanız diyorlar. E peki derdiniz ne babam? Bir şey soracağız size. Sen imamsın, hocasın diyorlar. Duyduk, işittik. E buyurun ne soracaksınız? Müslümanlar öldükten sonra dirilmek var diyorlar. Öyle mi? Evet diyor tabii. وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ var ya amentinin sonunda. وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتِ öldükten sonra dirilmek hakkun haktır, olacaktır. Ve arkasından hep beraber buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Şehadeti de basıyoruz yani. Şehadet ederiz ki tamam bu iş böyledir. Amenna. Peki diyor. Dirildikten sonra hesap gününde herkes hayatın hesabını verecek diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor. Hesabını verdikten sonra kimi insanlar cehenneme, kimi insanlar cennete gidecek diyorsunuz öyle mi? Amenna. وَالنَّارُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالصِّرَاطُ حَقٌّ var mı? Evet, cennete gidenler cennette her ne isterlerse yiyecek, içecek ama tuvalete çıkmayacak diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor Mevlid. Ebu Hanife. Her ne isterse yiyecek, içecek cennetteki insanlar fakat küçük abdestlere çıkmayacak, büyük abdestlere çıkmayacak. Tuvalet yok. Hiç böyle şey olur mu diyor bu ateistler, Allahsızlar. Böyle şeye inanmak diyorlar, ayıptır yahu, akıl almaz, fikir almaz, böyle şey olmaz. Nasıl inanırsınız? Nasıl böyle şey olabilir diye İmam-ı Azam'ın karşısında isyan ediyorlar. Diyor ki kardeşler, size diyor, bunun cevabını vereceğim ama şöyle insan gibi dinleyin ya diyor. Dinleyin. Onları sükunete davet ediyor ve anlatıyor. Diyor ki, bunun cevabını daha ahirete gitmeden dünyadayken versem kabul eder misiniz? Adamlar hayda diyorlar ya, gülünçlük üstüne gülünçlük. Hiç dünyada böyle şey olur mu? Ve devam ediyor. Diyor ki, siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki, anamızın karnındaydık. Ha şöyle, kerataver. Nerede olacaksınız başka zaten? İlahi nizam böyle. Peki ananızın karnında, rahminde kaç ay kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. Diyorlar tam 9 ay kaldık. Ya az bir zaman değil. Peki ana rahminde bu 9 ay zaman içinde canlı mıydınız, cansız mı? Diyorlar ki ya böyle soru olur mu? Tabii canlıydık. Canlı olmasak buraya gelin. Peki canlı kalmak için yiyip içmek şart mıdır değil midir diyor Ebu Hanife. Şarttır diyorlar. Ha demek siz ana rahminde yemiş içmişsiniz öyle mi? Evet evet diyorlar. Peki tuvaletiniz nereye çıkıyordunuz diye soruyor. Adamlar hiç düşünmemişler. Bak düşünmenin önemini ayet bunu anlatıyor yani. Ula hakikaten doğru diyorlar ya, tuvalet, ana rahminde tuvalet olmaz. Bire diyorlar, bire hayvan kardeşler diyor. Bak ana rahminde bile tuvalet olmayan bir yer Allah yaratmış. Cennette niye tuvalet olsun? Niye mümkün olmasın bu hadise? Hemen Ebu Hanife'nin önünde kelime-i şehadet getirip iman ediyorlar. Demek ki Müslümanlar, dinsiz adamın evvela beyni işlememiştir. Nerede ateist, nerede bir dinsiz görürseniz bilin ki o adamın beyni durmuş, düşüncesi ölmüştür,
tefekkür hayatı selç olmuştur. Beyin namına onun adı organ yoktur. Lehum kulubun, kalpleri vardır, beyinleri vardır, la yetkahune biha. Onunla hakikati araştırmazlar. Bakın, ayet söyleyen söylemiyor. Ayet-i ilahiye söylüyor bunlara yani. Düşünmedikçe kimse hakkı ve hakikati bulamaz. Düşünmedikçe. Düşüneceksiniz. Demek ki Allahu Teala insanlara akıl nimetini ve düşünme kabiliyetini asla boşa vermiş olamaz. Her insan hayata niçin geldiğini ve hayatta niçin gittiğini düşünmek farz-ı ayındır. Hayata niçin geliyorsun ve hayatta niçin gidiyorsun? Geçenlerde bir cenazeye çağırdılar Beykoz tarafında. Hayli de kalabalık vardı cenazede, cenaze namazında. Cenaze namazında kalabalık oluyor da mezarlıkta aynı kalabalık olmayabiliyor. Bağlıyorlar. Kabristana gittik, aynı kalabalık mezarlığa da geldi ya, hayret. Aynı kalabalık. Mezar zaten eşilmiş, hazırlanmış. Merhumu gömdük. Okunanlar okundu, dualar yapıldı. Cenaze imamı telkin verecek, telkin. Cemaat kenara çekildi, kabir etrafından uzaklaşıldı. Sünnet-i Muhammediye'de de usul böyledir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenazenizi, mevtanızı mezara gömdükten sonra mezar başından hemen dağılıp gitmeyin. Ya ne yapalım ya Resulallah? Buyuruyorlar ki, o günkü ölçüye göre tabii, bir devenin kesilip, derisinin yüzülüp, etlerinin parçalanıp, taksim edileceği zaman kadar mezarın başından ayrılmayın. Niçin ya Resulallah? Buyuruyor ki, mümin kardeşiniz o anda iki tane sorgu meleğinin, sorgu, sual meleğinin muhatabıdır. Onlar sual soruyorlar, o mümin meyyit cevap veriyor. Sizin kabir başında olduğunuzdan ve okuduğunuzdan ve duanızdan ve desteğinizden kuvvet alıp da suallere daha rahat cevap vermesi için onu yalnız bırakmayın, bekleyin buyuruyor. Vallahi böyledir. Cenaze imamı telkin yapmadan önce, hocam sen buyur dedi bana, benim de aklıma o anda, o çok mühim noktada nasihat etmek aklıma geldi. Dedim ki arkadaşlar, kardeşler, ey bu merhumun peşinden bu kabristana kadar gelenler, şöyle bir 10 dakika ayaküstü bir sohbet yaptık. Dedim ki ya kardeşler, bakın gelin biraz düşünelim şurada dedim ya. Bak şu adamı sevmeseydiniz buraya kadar gelmezdiniz. Demek sevdiğiniz bir adam bu. Cenaze namazını kılar dağılırdınız, dağılmamışsınız. Bu adama olan sevginiz sizi bu mezara kadar getirmiş. Öyle mi? Evet dediler, bu adamı çok seviyorum. Peki, bu adam hayattayken omuzunda, sırtında, elbisesinde bir miktar toz, toprak demiyorum, toz. Toz görseydiniz elinizle o tozu silkeler miydiniz, silkelemez miydiniz? Dediler silerdik. Üzerine toz kondurmazdık. Hayattayken bu adamın üzerine toz kondurmazdınız da şimdi bu adamın üzerine 10 ton toprak yırdınız ulan dedim. Ne bu? Ne düşünmüyorsunuz? Bu adamın üzerine toz kondurmazdınız ama şimdi bakın tonlarla toprağın üzerine yırdınız gidiyorsunuz. Bunun bir manası yok mu? Eğer manasız yere yapsaydınız deli olmanız icap ederdi. Hepinize deli derdik. Bak kimse kimseye deli meli demiyor. Demek bilinç var burada. Gelin dedim şu mezar başından dağılmadan. Bakın biraz sonra kardeşimiz dedim iki tane meleğe sorgu meleğinin soruşturmasına maruz kalacak. Üç tane soru soracak. Gelin düşünün dedim şimdi. Bu mevtanın yerinde sizin olduğunuzu düşünün. Zaten Peygamberimiz ne diyor? Cenaze namazına katılan Müslümanlar o tabutun içinde namazını kılmak için geldikleri mevtanın içinde bulunduğu tabutun içinde o mevta değil de kendileri varmış gibi düşünsünler diyor. Böyle olursa cenaze namazının faydası olur. Geldim gittim bir mana çıkmadı. Her Müslüman cenaze namazına katılan bir Müslüman, kabir ziyaretinde bulunan Müslüman o tabutun içinde kendisiymiş gibi düşünecek. Bak düşünmek yine aynı noktaya geldi.
Her mezar ziyareti yapan Müslüman, o mezarda yatanın kendisi olduğunu düşünecek. İsterse düşünmesin, sonunda yine oraya gelmeyecek mi? Zaten mecburisin. Trafikte biliyorsunuz mecburi istikametler var. Bu da mecburidir. Yere dönüş yok zaten. Ama düşünmelisin ki dünyada istikamet kazanasın. Ha benim de işim bu, benim de halim bu, benim de sonum bu, benim de yolum bu, benim de neticem bu diyeceksin ki yeryüzünde hayatını ona göre tanzim edesin. Zalim olmayasın, gafil olmayasın, kafir olmayasın, katil olmayasın, eskiya olmayasın. Bak burada. Men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke. Rabbin kimdir diyor, bak melek geldi soruyor. Aa ne kadar da kolay soruymuş ya. Rabbin kimdir dedi. Rabbim Allah'tır derim, sınıfımı geçerim. Yok, öyle kolay değil. Alimlerimiz ne diyor? Günde 5 defa Allah'ın hayya alessalâh, haydın namaza bak. Günde 5 defa hayya alessalâh var mı yok mu? Var. Günde 5 defa Allah'ın bu davetine icabet edip davetine katılıp da günde 5 vakit namaz kılmayan insanlar Rabbin kimdir diye melek mezarda sorduğu zaman ıkınacaklar, sıkınacaklar, Rabbim Allah'tır diye diyeceklerdir diyor. Hatırlamadı dünyada ki o da hatırlasın. Demek ki her şey burada. Düşünce, tefekkür, kalbin, aklın, fikrin, idrakin, izanın, vicdanın işletileceği yer dünyadır. Ahirette abdest yok, ahirette namaz yok. Öldükten sonra hac yok, oruç yok, zekat yok, cihat yok. Her şey dünyada. Din, din dünya içindir. Din dünyayı düzene sokmak içindir. Din insanları düşündürmek içindir. Din insanlara kılavuzluk içindir. Dinin hedefi, dinin gayesi, dinin kavgası, dinin davası dünyadadır. Dünyadan sonra din olmaz. Öldükten sonra dinin mükellefiyeti kalkar. Öldükten sonra mesuliyet kalkar. Ahirette hesap yok, ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Ahirette Allah namaz kılın demeyecek. Hep dünya için. Hocam sen böyle söylüyorsun ama siyaset adamlarımız, Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve daha bilmem kimler öyle söylemiyor hocam. Senin söylediğin başka, onların söyle. Ne söylüyor onlar? Onlar şunu söylüyor. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Dini dünyaya karıştırmayalım diyorlar mı demiyorlar mı? Bunu söyleyenlerin hepsi vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Dinin canına okuyor bu adamlar, dinin canına. Dinin kellesini kesiyorlar bu kelimeyle. Dünyaya din karışmazsa, Allah'ın dini, Allah'ın hükmü eğer dünyaya, dünya işlerine karışmazsa, İstanbul Sular İdaresi'nin başına öyle bir memur, öyle bir umum müdür gelir ki, senin vergi diye yatırdığın su paralarını götürür karısına, götürür fahişesine, götürür metresine, götürür İsviçre'deki bankaya yatırır, senin de ruhun duymaz. Eğer karısı açıklama yapmasaydı bunları duyacak mıydınız, duymayacak mıydınız? Duymayacaktınız. 450 milyar lira İsviçre bankalarında kendi hesabına yatırmış. Açın okuyun bütün gazeteleri. Karısı 3 gün içinde boşansın diye, boşandıktan sonra konuşmasın diye 12 milyar para yatırmış. Bir fahişeyle evlenmek için. Sen de bunu kuzu kuzu götürdün, su parası diye yatırdın. Hem de kuyruğa girdin, 5 saat bekledin su parası. İşte din işleri dünyaya karışmazsa vallahi böyle olur, billahi böyle olur. Ben laiklerin haline gülüyorum. Laiklik felsefesine inananlara kahkahayla gülüyorum. Laikliği benimseyenlere ben vallahi acıyorum, billahi acıyorum. Din işleri dünya işlerine karışmazsa işte bir Ermeni karısı gelir İstanbul'da devletin işletmeye açtığı bir kerhaneyi işletir. Her sene buradan elde ettiği paralarla devlete vergi verenlerin başında rekoru kırar ve her ay Ermenistan'a bu Manukyan adındaki şerefsiz kadın Ermenistan'a Türkiye'den Ayşeleri, Fatmaları fuhuş yaptırarak, onların namusunu satarak
kazandığı paralarla Ermenistan'a yardım eder, Ermenistan da Azerileri öldürür. Ya İstanbul'daki kerhaneyi işleten karı Ermeni mi değil mi, siz söyleyin. Ermeni ya, Manukyan. Kazandığı paraların büyük ekseriyetini vallahi Ermenistan'a gönderiyor. Bak yeminle söylüyorum. Bu sözümün sorumlusuyum. Türkiye'de Müslümanların kızlarını ve karılarını satarak, ırz ve namuslarını satarak elde ettiği parayla Ermenistan'a yardım yapıyor namussuz. Ve devlet de bu karıya şeref madalyası veriyor. Vergi rekortmeni ilan ediyor. Vay bizim halimize, vay bizim halimize. Niye? Efendim din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Senin bu mantığına hayvanlar bile güler. Ya sen benim külahımı anlat, din işleri devlet işleri ayrıymış. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum. Dar ağacının altına çekseler dahi, vallahi inanmadığımı söyleyeceğim aynı şekilde. Mümkün değil. Çünkü ebedi hayata inanan insanlar böyle düşünemezler, başka türlü düşünemezler. Allah dinini devlete karışsın diye göndermiştir. Yarın huzur-u ilahide, yeryüzünde senin ülül emrin kimdi diye, ülül emir diye bir kelime var Kur'an'da. Eti'ullâhe ve eti'urrasûle ve ulil emri minküm ayeti var mı yok mu? Var. Nisa suresinde. Açın okuyun. Ey Müslüman, Rabbin kimdir diye sorduğu zaman kabirde Rabbim Allah'tır diyeceksin. Peki Allah'ın hükümlerini uygulayan emir-il müminin kimdir diye sorulursa sen kimin ismini vereceksin Allah'a? Emir-il mümini var mı lan şimdi Türkiye'de? Ülül emir var mı Türkiye'de? Bunları bilmeden Müslüman olunmaz. Bunları bilmeden Allah'a hesap verilmez. Ülül emri bilmeyen, emir-il müminini tanımayan, Allah'ın hükümlerini uygulamayan bir ülkenin Müslümanları Allah'a hesap veremez. Veremez. Hacca da gitsen veremezsin, Beytullah'a da gitsen veremezsin. Ülül emir kimdir? Allah'ın hükümlerini uygulayan hükümet var mı yok mu? Bunların sorumlusu sensin. Sana bunlar sorulacak. Manukyan'a sorulmayacak. İşte aziz müminler, demek ki dinsiz oluyorsa bir adam evvela düşüncesiz olduğundandır. Düşünce, düşünemediğinden, doğru düşünemediğinden, dürüst düşünemediğinden, insani olarak düşünemediğinden, nereden geldiğini ve nereye gideceğini düşünemediğinden bu herif dinsiz olmuş. Şu anda hakikaten Türkiye'de mevcut olan ateizm dedikleri, ateist dedikleri, dinsiz dedikleri kişilerin bakın hepsi beyinleri yıkanmış, beyinleri durmuş, üretemeyen, insan olmak haysiyetinden mahrum, süfeladan başka kişiler değillerdir. Bakın göreceksiniz. Ve zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde görüyorsunuz Cumhuriyet kurulalı 70 sene olmuştur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 70 sene oldu. Hala bir türlü idare, sistem yerine oturamadı. Hala dünya çapında bir ilim adamı yetişemedi. Afrika'nın siyah insanları, siyah ülkelerinin, siyah ülkelerde yaşayan insanların arasından Nobel armağanı kazananlar çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nden bugüne kadar hiçbir dalda Nobel armağanı kazanan var mı yok mu? Yoktur. Nobel armağanı diye mühim bir armağan var, duymuşsunuzdur Nobel. Edebiyat armağanı var, Nobel edebiyat armağanı, Nobel fizik, Nobel kimya, Nobel matematik, Nobel tıp armağanları var. Daha Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek fizik ve bir tek kimya, bir tek tıp dalında Nobel armağanı kazanacak bir adam vallahi yetişmedi. Cumhuriyet adam yetiştirememiştir. Niye? Din ayrı, devlet ayrı demiştir. Din ayrı, dünya ayrı demiştir. Evvela ayrım yapmıştır, tefrika koymuştur ve korkunç bir bunalım, ruhi bunalım getirmiştir. Ruhi gerilim getirmiştir. Ya düşünün adam, efendim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSKİ, İ İstanbul, S Sular, K efendim Kanal, İ İdare, İSKİ, İSKİ'nin başına getirilen adama bakın. O halkın boğazından kestiği, tüyü bitmemiş yetimlerin peynirinden, zeytininden kestiği su paralarını nasıl yemiş namussuz adam, görüyor musunuz? Bu adam nasıl bunu yapabilir ya?
O da onun yediği, daha bilmem hangi partiye 200 milyar yatırmış. Falan partiye şu kadar para. Sen kimin parasını kime yatırıyorsun? Bu adamın dini olsa, bu adam Müslüman olsa bunu yapabilir mi? Bakın bu adama gidin sorun. Sen laikliği benimsiyor musun diye sorun. İlk vereceğim ben laikliği benimse adamım dedektir. Bak laikleri görüyor musunuz? Gidin kerhane işleten, umumhaneyi işleten, işletmeciye sorun. Laikliği mi seviyorsun, İslam'ı mı? Ben laiklikten yanayım diyecek. Bütün kerhaneciler laik. Bütün kumarcılar, bütün şarapçılar laik. Bütün hırsızlar laik. Görüyor musunuz? E çünkü din, dinin hükümleri rüşvete manidir. Dinin hükümleri şarap içmeye manidir. Dinin hükümleri zina etmeye manidir. Bütün zinacılar laiktir. Bütün deyyuslar laiktir. Karısını kıskanmıyor. Ama İslam karısını kıskanmayı emrediyor. Görüyor musunuz? Müslümanlar görüyor musunuz? Adamlar boşuna mı layık oluyorlar memleketi soymak için? Ya bütün bunları anlamadıkça mezarınızda men rabbüke sualinin cevabını vallahi veremezsiniz Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümanlar. Lütfen Allah aşkına. Ezan okundu zannediyorum. Allahu Teala bu duygularla, bu inançlarla, bu itikatlarla yeryüzünde İslam'ın hakim olması için yaşamayı bize nasip eylesin inşallah. Kardeşler uzatmayayım, vaktimiz az. Bölgemiz sanayi işçi bölgesi olduğu için vakit yetersiz her zaman diyorum. Eğer cuma günü böyle zor bir gün, sıkıntılı haftanın sonu, bankalar kapanacak, tahsil günü, tediye günü, aman çek, aman senet meselesi olmasaydı size 2,5 saat sohbet edebilirdik. Ama vakit yetersiz. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbi.